Selamlar arkadaşlar. Bu videoda biraz aşk üzerine konuşmak istedim. Aşkın bir sürü tanımı yapılıyor. Her insan biraz kendi penceresinden bakıp aşkı tanımlamaya, açıklamaya çalışıyor. İşte aşkı anlatırsan bir cümleyle ne anlatırsın dediğinizde bir sürü ifade sunulabilir. İşte şairler, edebiyatçılar ne bileyim mesela Mevlana'ya sormuşlar ben ol da gör demiş. Aşkı kendince öyle tanımlıyor ya da tanımlayamadığı için ben ol da öyle gör demiş. Daha duygusal, daha kişisel, daha öznel bir şey olarak sunmuş. Şairler, yazarlar, efsaneler türetmiş. Leyla'ları, Mecnun'ları yazmışlar. Ferhatları şirinleri, Asli ile Keremleri falan, Yusuf ile Züleyhaları falan yazmışlar. Aşk gibi kavramlar kültür sayesinde de o kadar büyük değerlere sahipmiş gibi gösterilmiş ki biz bugün basit açıklamalar yaptığımızda insanları rahatsız edebiliyor. Mesela siz aşk diye bahsettiğiniz kutsal bir şey iki kişinin üremek için bir araya gelmesi temelde basit bir şekilde. Ancak biz bunu böyle açıkladığımızda çok mantıksız, çok basit durmaya başlıyor. Ya bu muydu yani? Şimdi bizim birlikteliğimiz bu mu? Sadece üremek için bir araya geldik. Bu olmamalıydı. Buna o kadar büyük bir değer atfettik ki karşı cinsten biriyle tanıştığımız ilk günü daha sonraki seneler kutlamaya bile başlıyoruz. Bizim için çok değerli bir şey çünkü. O gün ne giydiğiniz, ne yediğiniz, nerede buluştuğunuz, nerede oturduğunuz, söylediğiniz sözler hepsi o kadar kutsallaşıyor ki hatırlamadığınızda suçlu gibi görülüyorsunuz. Tanıştığınız tarihi her yıl kutlayabileceğiniz bir şey haline geliyor. Ve bu kutsal ambiyans hiç bozulmasın istiyoruz. Evlendikten sonra aşk biter yaklaşımları bizi çok rahatsız etmeye başlıyor ama biyolojimiz böyle ise çok da fazla bir şey diyemiyoruz. Kültür ve biyolojinin çatışmasına şahit oluyoruz aslında. Peki ne zaman aşık oluyoruz? Aşk dediğimiz şey işlevsel olarak, tanımsal olarak değil de işlevsel olarak günlük hayatta neden birine aşık oluyorken diğerine aşık olmuyoruz mesela? Gerçekten sahip olduğumuz kriterlerimiz var mı? Belirlediğimiz kriterlere göre mi gerçekten aşık oluyoruz? Yoksa fark etmediğimiz bilinç dışımızın, dürtülerimizin bizi yönlendirdiği başka şeyler de mi var? 1974 yılında bir kadın ile iki ayrı köprüde bir deney yapıyorlar. Bu kadın iki köprüden de yürürken karşısına çıkacak erkeklerle bir anket yapıyor. Ancak köprülerden birisi sağlam, bayağı hiç sallanmayan, diğeri sallanabilen, biraz daha gevşek bir köprü. Yürüdüğünüz zaman korkabiliyorsunuz. Köprü sanki kopacak, yıkılacak gibi hissediyorsunuz. Kadın Sağlam köprüden geçtiğinde erkeklerle anket yapıyor, gevşek köprüden geçtiğinde de anket yapıyor. Anketin sonunda da diyor ki, sonuçları öğrenmek için bu da benim telefon numaram. Beni arayabilirsiniz diyor. Deney bittikten sonra şu fark ediliyor. Gevşek köprüde deney yaptığınız yani anket yaptığınız kişiler sağlam köprüye göre daha fazla kadını aramaya başlıyorlar. Yani gevşek köprüden geçen erkeklerin arama oranı sağlam köprüden geçen erkeklerin arama oranından daha yüksek çıkıyor. Sebebi de gevşek köprüde yürürken tedirgin olduğunuz için, korktuğunuz için, bir gerilim hakim olduğu için erkekler kadınla karşılaştığı an bu gerilimi, bu heyecanlanmayı onunla olan ilişkisine yormaya başlıyor. Köprüye değil de kadına atfetmeye başlıyor. Kadına atfedince romantik bir yakınlık duymaya başlıyor. Ve anket sonucunda, deney sonucunda da bu erkekler o kadını daha çok arıyorlar. Belki kadınla bir ilişki yaşamak için aramıyorlar ama bilinç dışının da etkisiyle o kadınla bir şekilde görüşmeleri gerektiği dürtüsü oluşuyor. 1989 yılında başka bir deney daha yapılıyor. Sinema salonlarında birinde gerilim filmi varken birinde çok sıkıcı monoton bir film bulunuyor. Gerilim filminin olduğu salondaki çiftler, eşler birbirlerine daha çok sarılıyorlar ve daha çok dokunuyorlar. Bir hız treninde benzer bir deney yapılıyor. Bir grup insan yabancıların yanına oturuyor. Bir grup insan da eşlerinin yanına oturuyor hız treninde beraberce gidiyorlar. Şu fark ediliyor. Eşlerinin yanına oturan insanların kalp atışları daha yüksek oluyor ve eşleriyle daha çok yakınlaşıyorlar. Ancak yabancıların yanına oturanların kalp atışları o kadar yükselmiyor. Benzer birçok örnek aslında günlük hayatta, sinemada, edebiyatta falan da vardır. Birbirine çarpan insanların bir şekilde romantik yakınlaştığını görürüz. Hem filmlerde hem günlük hayatımızda. Beraber kaza atlatan insanların birbirlerine yakınlaştığını görürüz. Bir iş ortamında ev ortamında Ortamında, arkadaş ortamında ortak sorunlara sahip kişilerin. Ortak stres kaynağına sahip kişilerin daha fazla yakınlaştığını görürüz. Bunun mekanizması da basitçe şu şekilde. Beyin hayatın riske girdiğini anladığı anlarda son şanslarını denemek ister. Karşısında yakınında kim varsa onunla yakınlaşmak, çocuk yapmak ister. Üremek ister basitçe. Zamanımız azaldı, başımıza bir bela gelecek, bir sıkıntı gelecek. O yüzden en yakınında kim varsa o an o fırsatı değerlendirmek istiyor. Peki bu neden böyle? Yüzbinlerce yıl boyunca evrim içerisinde böyle düşünmeyen insanların nesilleri devam etmedi. Yakınlaşıp korkudan ya da gerilimden dolayı romantik ilişki kuran hatta üreyen insanların genleri devam etmeye başladı. Çünkü çocuk yapmadığınızda sizin genleriniz devam etmeyecek demektir bu. Bazı insanlar mesela evlenmeyi, çocuk yapmayı daha çok isterken bazı insanlar istemeyebilir. İstemeyen insanların nesli devam etmeyeceği için yeni gelen nesil çocuk yapmayı isteyen nesillerden oluşacaktır. Atalarımızdan hayatta kalmak için her şeyi yapan ancak çocuk yapmak için hiçbir şey yapmayan insanların genleri devam etmedi. Tam tersine, hayatta kalmak için çok fazla uğraşmayıp çocuk yapmak için uğraşanların genleri devam etti. Dolayısıyla çocuk sahibi olmak hayatta kalmaktan sonra gelen ikinci en güçlü dürtümüz haline geldi. Bugün bile hem sosyal kültürün etkisi hem de biyolojimizin etkisiyle çocuk yapmadığımızda rahatsız ve huzursuz hissetmeye başlarız. Beyin tehlike anında hissettiklerini çocuk yapmadığımızda da hissetmeye başlıyor. Bir kişiye evlilik teklifi yaptınız ve reddedildiniz. Trafik kazası yaşamadan önceki hissettiğiniz duyguyla Benzer bir duyguyu hissediyorsunuz. Sanki hayatınız sonlanacakmış gibi hissediyorsunuz. Çünkü böyle hissetmeyenlerin nesli devam etmemişti. Böyle hissedenlerin nesli devam etti. Dolayısıyla biz de böyle hissediyoruz. Biz her ne kadar hayatımızı kontrol etmeye çalışsak da bir şekilde arka planda işleyen bir mekanizma daha var. Tıpkı bilgisayarda siz kendi işinizi hallederken arka planda bazı uygulamaların açık olması ve hala enerji tüketiyor olması gibi. Beynimiz de böyle. Ön beynimizle karar vermeye, hayatımızı yönlendirmeye, plan yapmaya, düşünmeye çalışırken aslında limbik sistemimiz yani bilinç dışımızın beynimizin geriye kalanı bizim için hayatta kalmamız için daha iyi yaşayabilmemiz için enerji tüketmeye devam eder. Gıda seçerken hangi gıdayı almamız gerektiğini bize söyler. Dolayısıyla eş seçerken de hangi eşi seçmemiz gerektiğini de bize söylemeye devam eder. Biz bazen onu dinleriz, bazen dinlemeyiz ancak bizi ciddi oranda etkiler. Dolayısıyla neyi çekici bulduğumuz çok da bilinçli bir süreç değildir. Bilinç dışımızla hareket ediyoruz. Bunun evrimsel nedenleri var çünkü. Biz birini çekici bulduğumuzu varsayarız. Ancak beynimiz çocuk yapmaya odaklandığı için çocuk yapabileceği kişileri çekici bulmaya başlar. Biz o an çekiciliğini, yeteneklerine, kişinin bilgisine ve zekasına atfediyor görünebiliriz. Ancak beyin teninin parlak olmasından ve yaşının genç olmasından etkilenmiş olabilir. Beyin birinden etkilendiği zaman ise dopamin salgılanmaya başlıyor. Tıpkı yemek yemeden önce acıktığımızda yemeği gördüğümüzde ve yemeğe başlamadan önce yaşadığımız duyguyu Orada da yaşamaya başlıyoruz. Yemek yemeden önce de yemeği gördüğünüzde dopamin salgılanmaya başlar. Birini çekici bulduğunuzda da dopamin salgılanmaya başlar. Beyin benzer olayları bir arada yaşamaya devam ettikçe iki olayı ilişkilendirmeye başlıyor. Tıpkı köprü deneyinde karşısındaki insandan etkilenmeden sadece köprüden korktuğu için karşısındaki insandan etkilendiğini düşünen insanlar gibi. Beyin burada hatalı bir atıfta bulunur karşısındaki insandan dolayı öyle hissettiğini düşünür. Yani böyle baktığınızda aşk beynimizin yaptığı hatalı bir atıftır gibi bir sonuca ulaşılıyor ama maalesef böyle. Hatta Chris Paley der ki birinin sizi sevmesini istiyorsanız onu biraz korkutun. Tabi bunun ölçüsünü bilemiyoruz. Bunu size de hani önermiyorum, tavsiye etmiyorum gidip birilerini korkutun demiyorum ama mekanizma şöyle işliyor. Karşı tarafı korkuttuğunuz zaman herhangi bir şeyden dolayı yani direkt olarak sizin korkutmanız gerekmiyor. Sağda solda bir yerde balon patlattınız. Uzaktan diyelim kişi korktu ve karşısında o an sizi gördü bu korku duygusunu size atfedebilir bilincimiz vücudumuzun tepkilerini sonradan yorumluyor çünkü yani sonradan mantıklı bir zemine oturtmak istiyor onu e o sırada korktu karşısında bir beyefendi vardı hanımefendinin demek ki beyefendiden etkilendik ondan heyecanlandık herhalde deyip o beyefendiyle bir bağlantı kurabiliyor hemen. Koktuğunuzda yüzünüz kızarabilir, heyecanlanabilirsiniz, dudaklarınız kuruyabilir falan. Karşınızda birisi varsa beyin ondan dolayı olduğunu zannedebilir yani. İnsan vücudunun verdiği tepkileri beyin yorumlamaya başlıyor çünkü. Bununla alakalı bir deney yapıldı. Deneyde komedi filmi izletilen bir grup var. Grubu ikiye bölüyorlar. Bir tanesine ağızlarında tutmaları için kalem veriyorlar. Şu şekilde ağızlarıyla ısırarak kalemi tutup filmi izliyorlar. Bir diğer grup hiçbir şey tutmuyor ağzında normal bir şekilde izliyor. Ağzında kalem tutan grubun daha fazla gülümsediği ortaya çıkıyor. Sebebi de şu, gülme kasları daha aktif halde olduğu için, yani dudaklarınızı gülecekmiş gibi yaptığınız için, hazırladığınız için gülmeye. Beyin bu durumda gerçekten de daha komik bir şey olduğunu düşünüp demek ki gülmemiz gerekiyor. Çünkü kişi kaslarını hazır hale getirmiş durumda. Demek ki gülecek deyip gülmeyi hızlandırabiliyor. Beynin derinliklerinde bir yerinde bir şekilde bir dürtü oluşur. Çünkü korkuyla birini çekici bulmak ikisi de hayatı idame ettirme ile alakalı bir şey. Korktuğunuzda başınıza bir tehlike gelebilir, yok olabilirsiniz. Birini çekici bulduğunuzda heyecanlanmanız neslinizin devamı için önemlidir. O yüzden hareket etmeniz gerekiyor. Karşınızdaki kişiyi kaçırmamanız gerekiyor. Birbirleriyle ilişkilendirilmeye başlanıyor beyinde. Doğrudan bir ilişkileri yok. Ancak ikisinin de ortak bir yanı var. Genlerin devamı. Dürtüler kısa ömürlü, güçlü isteklere bağlı düşüncelerdir aslında. Yani kısa süre içerisinde bu düşünce gider, devam etmez. Ancak güçlü istekler oldukları için dürtülerle hareket etmemiz çok normaldir. Bilinçli kararlar değillerdir ama bizi etkilemeye ve yönlendirmeye devam ederler. Dolayısıyla konu aşk olduğu zaman da daha fazla dikkatinizi çeker. Bir haber sunucusu güzel bir kadınsa daha fazla dikkatinizi çeker. Edebiyatta veya müzikte aşk konusu işlenmeyen bir eser bulmak neredeyse çok zordur. Her yerde aşkın bir şekilde işlendiğini, ifade edildiğini görmeye başlarsınız. Bunun sebebi de en temel dürtülerimizden biri olduğudur. YouTube'da benim kanalım değil de makyaj yapan birinin kanalının izlenmesinin sebebi de yine benzer bir dürtüdür. Hatta yorumlarıma falan da yazanlar var. Niye bu video çok fazla izlenmiyor? Çünkü makyaj yapan bir kadının sizin bilinç dışınıza yolladığı kadar mesaj yollamıyorum ben. O kişi ister istemez daha fazla üremeniz adına size yardımcı olurken ben o kadar yardımcı olamıyorum. Bilinç dışınıza yolladığım mesaj bu şekilde. Dolayısıyla siz onu izlemeye daha fazla devam ediyorsunuz ve hatta onu önermeye de devam ediyorsunuz. Sadece sosyal medyada değil, arkadaşlarımızla da bir araya gelince en çok bizi heyecanlandıran, en çok hoşumuza giden muhabbetler hangi insanın kiminle ne beraberlik yaşadığı, kimden ne zaman ayrıldığı, ne zaman bir ilişkiye başladığı falan oluyor. Çünkü bu bizi de ilgilendiriyor. Hayatta kalmamızı sağlayan bir şey bir yanda. Buna karşı çıkmak isteyenler olabilir dinleyenler arasından. Yani ben aslında arkadaşlarımla buluştuğumda asla ilişkileri konuşmuyorum. Konuşmamayı tercih edebilirsiniz ama zihninizin istediği bu, hoşlandığı, haz aldığı konular bunlar. Tabii ki belli bir eğitim hayatından sonra kendinizi yetiştirdiğinizde bilgiden de haz almaya, öğrenmekten de haz almaya başlıyorsunuz. Hatta ilişkilerden ziyade bilgi üzerine konuşmayı, felsefe yapmayı daha çok sevebiliyorsunuz. Bir eş seçerken biz her ne kadar kendi kriterlerimize sahipsek de beynimizin de kendi kriterleri var. Karşısındaki insanın fiziksel yapısına çok fazla dikkat eder. Bununla alakalı yapılan bir simülasyonda kişilerin karşılarına İkişer ikişer insanlar çıkarıyorlar. Mesela kadınların karşısına iki tane erkek çıkarıyorlar. Hangisini seçersin? Hızlı karar vermelerini istiyorlar. Genelde farkında bile olmadan genç olanı tercih edip duruyorlar. Çok hızlı karar verdikleri için bilinç dışı ile karar veriyorlar ve bilinç dışı da genç olanı tercih ediyor. Yaşlı olan arada çok bariz bir fark olmasa bile yaşlı olanı beyin elemeye başlıyor. Çünkü genç olan üremeye daha yatkındır daha güçlüdür, daha enerjiktir, çocuklarınıza bakabilecektir. Ancak yaşlı kişi kısa ömürlüdür. Dolayısıyla çocuklarınıza bakamayabilir. Birçok faktör var tabii ki. Yani kimi çekici buluruz? Kadınlar ne ister? Erkekler neyden hoşlanır? dediğiniz zaman bunun tek bir cevabı yok. Ancak akademik yayınlarda her çalışma kendi içinde belli faktörleri ele alıyor. Mesela en son okuduğum makalelerden birinde erkekler kendinden zeka olarak daha düşük seviyede olan kadınları tercih ediyor. Muhtemelen erkek beyni kendinden akıllı bir kadınla uğraşmak istemiyor. Bir an önce o kadınla ilişkiye girip çocuk yapmayı tercih ediyor çünkü o kadını daha iyi ikna edebileceğini düşünüyor belki insan zihni. Ancak kadınlarda da tam tersi oluyor. Kendinden daha akıllı, daha zeki, daha güçlü kişiyi tercih etmek isteyebiliyor. Bir ortamda çok iyi gitar çalan bir insandan etkilenebiliyor bir kadın. Sesi çok güzel bir erkekten etkilenebiliyor. Aynı şekilde erkek de etkilenebiliyor. Ancak kadın beyninde bu biraz daha fazla görülüyor. Kadın için güç önemli bir şey. Tabi gücün karşılığı sadece fiziksel güç değil. Zeka da bir güç. Bilgili olmak da bir güç. Bir enstrümanı iyi çalmak bir güç. Yetenekli olmak, becerikli olmak bir sürü faktör var aslında. Bunların yanında bambaşka faktörler de var. Bulunduğunuz ortamda Sınırlı sayıda erkek varsa mesela diyelim ki bir kız lisesi ve hiç erkek olmadığı için erkek öğretmenler var. Oradaki kızlardan bazıları o erkek öğretmenlere aşk olurlar. Ya da bir iş ortamında daha önce verdiğim örnek gibi 5 kız bir erkekse o 5 kızdan bir tanesi ya da iki tanesi o erkeği tercih etmek isteyebiliyor. Çünkü beyni başka bir fırsatın olmadığını düşünüyor. Sürekli o ortamda bulunduğu için elimizdeki tek fırsat bu. O yüzden bağlanmaya başlayalım. Bununla alakalı bir barda bir deney yapmışlar. Ortamda bulunan kişilerin çekiciliğini gözlemleyin. Puan vereceksiniz demişler insanlara. Ancak puanlamayı gecenin en sonunda yapacaklar. Yani bar kapanınca yapacaklar. Tabi bu sırada bazı insanlar bardan çıkmaya başlamış. Çıkmışlar çıkmışlar. Oldukça azalmaya başlamış insan sayısı. İlginç bir şekilde erkenden giden insanlar daha çekici olmasına rağmen sona kalan insanların daha çekici olduğunu söylemişler. Çünkü Ellerinde kalanlar onlardı ve beyin daha çekici olduklarına inanmak durumunda kalmıştı. Çünkü o fırsatları tepemezdi. Her zaman elinizdeki fırsat diğerlerinden daha çekicidir, daha değerlidir. O yüzden kendimize bir eş seçerken yakınımızdan biri olmasını, ortak bir şeylerimizin bulunmasını çok isteriz. Normalde çekici bir insan olmadığınızı düşünüyorsanız, girdiğiniz ortamda, diyelim ki bir erkeksiniz, fazla erkek yoksa orada tercih edilme oranınız yükselmeye başlar. Kendinizi güzel bulmayan bir kadınsanız, girdiğiniz ortamda kadın sayısı az olduğu için tercih edilme ihtimaliniz yükselmeye başlar. Çünkü ortamda birden fazla erkek ve kadın bulunduğu zaman beyin kıyas yapmaya başlar ve kıyas yaptığı zaman bir sonuca ulaşır. Bu erkek diğerlerinden daha iyi der ve onu seçmeye çalışır. Aynı şekilde bu kadın daha iyi der, onu seçmeye çalışır. Birçok özellik, fiziksel özellikleri, zeka, yetenek, beceri, bilgi her neyse. Ayrıca bazen beyin şunu da tercih ediyor. Çoğunluğun tercih etmediği kişileri de tercih edebiliyor. Çünkü onunla ilişki yaşamak daha garanti. Diğer insanlar onun peşinde değil çünkü. Onunla ilişki yaşarsam büyük ihtimalle bir arada olabilirim diyebiliyor. Yani beyin insanları çekici bulmuyor. Çekici bulmak için bahane arıyor. İşte yalnız kaldık, korktuk, şu oldu, bu oldu diye bahane bulup sizi bir şekilde yakınlaştırmaya çalışıyor. Çünkü beynin görevi sizi hayatta tutup çocuk yapmak. Bir diğeri de nadir olması. Yani mesela o ortamdaki bütün erkeklerin göz renkleri kahverengi bir tanesininki mavi. Ki mavi gözlü insanlardan çok kişi hoşlanır. Neden? Nadir bulunurlar diye. Nadir olması da beyni etkileyen özelliklerden birisi. Eğer nadir bir özelliğinizin olduğuna inanmıyorsanız da kendinizi nadir duruma getirecek şeyler yapıyorsunuz. İşte farklı makyajlar farklı saç türleri, kıyafetinizi ona göre giyiyorsunuz. Nadir olmam gerekiyor gibi bir e, içgüdünüz de oluşuyor. Neden nadir olmaya çalışıyoruz? Çünkü dikkat çekmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bu niye böyle? Doğduğumuz andan itibaren ağladığımızda dikkat çektik, ilgi gördük ve bu bizi hayatta tutmaya başladı. Bu da bize şu mesajı veriyor. Dikkat çekmezsem ölürüm. Dolayısıyla bulunduğumuz her ortamda dikkat çekmeye başlıyoruz. Dikkat çekmeyi istiyoruz aslında. Doğamızda özel olma isteği vardır. Bir insanın sadece kokusundan etkilenip ona aşık olabilirsiniz. Bir insanın sadece ses tonundan etkilenip ona yine aşık olabilirsiniz. Sadece diksiyonu güzel diye bir insana aşık olabilirsiniz. Sadece dişleri güzel diye bir insana aşık olabilirsiniz. Çünkü beyniniz o an elde ettiği ufacık ipucunu değerlendirip evet bu çekici, hemen bununla bir ilişki yaşa, hemen bir çocuk yap demez getiriyor. Dediğim gibi insanların çekici olması önemli değil. Beyin ...karşısındaki fırsatları çekici hale getirmek için bahaneler üretiyor... ...ve siz de ufacık ipuçlarından bazen kişiye aşık olabiliyorsunuz. Hani sorarlar ya birini beğendiğinde kriterleri nelerdir diye... ...hatta konuşanlar programı var Hasan Can Kaya'nın... Ee, ...ara sıra takip ediyorum sürekli seyircilere sorar mesela... Ne, ...neyinden etkilendin evlendiğin kişinin ya da nişanlandığın... ...ya da sevgilin olan kişinin neyinden etkilendin? O sırada kişiler mantıksal bir zemin bulmaya çalışırlar. Ya işte ne bileyim merhametinden etkilendim. Halbuki merhametle alakası bile olmayabilir o durumun, etkilenme durumunun. Mesela o programı bu konu üzerine izleyebilirsiniz. Gerçekten insan psikolojisini bilinç dışını açığa vuran bir ortam olduğu için ben zaman zaman takip ediyorum. Bu konularda özellikle birçok insanın tıkandığına şahit olacaksınız. Ya yani ne bileyim gözüme güzel geldi ya da işte fiziksel olarak etkilendim. Çok basit açıklamalar yaptıklarını göreceksiniz. Yani bu kadar büyüttüğünüz, aşk dediğiniz, kutsadığınız bu değer... Sadece merhametli olduğu için mi oluştu? Sadece bir gülüşüyle mi oluştu? Bu kadar basit mi oluştu? Aslında bu kadar basit oluşmadı. Beyin bir şekilde birçok özellikten etkilendi belki ya da kendine bir ipucu buldu ve onu çekici gibi göstermeye başladı size. Siz bunun farkında değilsiniz. Farkında olmadığınız için bir boşluk oluşuyor zihninizde. Bu boşluğa bir şeyler doldurmanız gerekiyor. Ya merhametli olduğu için etkilendim. O boşluğa onu koymayı uygun buldunuz. E merhamet her insanda biraz vardır. Ya da her insan biraz yakışıklıdır, biraz güzeldir her insan biraz güzel espri yapar ya da her insan biraz saygılıdır. Birçok özellik her insanda biraz biraz bulunabilir. Ancak sanki sadece o kişi de varmış gibi göstermeye başlar beyin. Hatta eşinize ya bir sürü güzel kız var ama ben seni seçtim tarzı bir şey söylemeniz onu rahatsız etmeye başlar. Çünkü kendini nadir hissetmek ister. Konu daha uzar gider arkadaşlar. Çünkü biyolojik çok fazla mekanizma var. Hayvanlardan bahsedebilirsiniz ya da atalarımızın yaşadığı başka şeylerden de bahsedebilirsiniz. Ancak çok fazla uzayabilir. Ben kısaca özet geçmek istedim. Yine de uzattım sanırım. Konuyla alakalı sorularınız varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Aşkı, aşkın mekanizmasını biraz anlatmaya çalıştım. Birçok faktör aşkın oluşmasında etkili oluyor. Ben bazılarına değinebildim. Belki sonraki videolarda daha fazlasına değinmeye çalışırım. Sizlerin soruları ve yorumları bu ölçüde yönlendirici olacak benim için. Paylaşırsanız sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.